Yeni Mesaj TV YouTube kanalından hepinize merhabalar. Evet, bugün gündem konularımızda Sayın Bakan Albayrak ve ailesine yapılan çirkin saldırı ve aynı zamanda sosyal medya tartışmaları var. Tabii ki sosyal medya üzerinden de olsa, farklı mecralardan da olsa bir aileye saldırı, bir şahsa, bir bireye hakaret etmek, namussuzca, alçakça, ahlaksızca saldırmak kesinlikle tasvip edilen bir konu değil. Mutlaka büyük tepkilerle beraber cevap verilmesi gereken bir konudur. Bakan Albayrak olması değil, herhangi bir vatandaş için dahi böyle bir saldırı olsa mutlaka tepki göstermesi lazım. Mecra, hangi mecra olursa olsun. Sayın Bakanımızın hani dördüncü çocuğu doğuyor, bir doğum günü kutlaması var. Bunu paylaşıyor ve böyle bir mutlu gününde böyle bir acı hadiseyi yaşatmak, olayı yaşatmak, belden aşağı vurmak zaten oldukça yanlış bir tavır ve davranış. Şimdi bunu ifade ettikten sonra başta tabii Sayın Bakanımıza tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Aynı zamanda çocuğu olduğu için de hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Burada şunu ifade etmemiz lazım. Bu tür olaylarda, bu tür saldırılarda elbette ki suçlular cezalandırılmalıdır ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Böyle bir tekrar yeni bir saldırıya mahal vermeyecek şekilde tespit edilmeli ve gerekli hukuki ceza verilmelidir. Fakat burada suçları cezalandırmak yerine veya suçları cezalandırırken sosyal medyayı da cezalandırmak doğru bir yaklaşım değildir. Bizler vatandaş olarak, birey olarak veya bu işin uzmanı olarak diyoruz ki suçluların cezalandırılmasına evet ama sosyal medyanın cezalandırılmasına kesinlikle hayır. Bakın sosyal medya konusunda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım açıklamaları oldu. Tabii doğal olarak kendisi bu hadisenin yaşandığı ailenin de bir bireyi, kendisi bir dede, torununa ve ailesine dil uzatılıyor. Dolayısıyla buna cevap hakkı da mutlaka var ve buna cevap olarak da zaten şunu söylüyor. Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Evet, sonuna kadar katılıyoruz. Bırakılmaması lazım ve cezalandırılması lazım. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı bundan sonraki açıklaması işi biraz daha farklı bir noktaya taşıyor. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. İnternet mecralarını kullananlar suç işleme konusunda layus el değildir. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Yani bir, sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılması ifade ediliyor veya kontrol edilmesi ifade ediliyor, biraz daha yumuşatılıyor. Erişim engeli de dahil olmak üzere diyor yaptırımlar. Yani sosyal medya ile alakalı bir takım kısıtlamalar, bir engeller konuşuluyor Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Tabii Hürriyet yazarlarından Abdülkadir Selvi bu konuda şöyle bir açıklama yapmıştı ve demişti ki bu tür bir sosyal medya ile ilgili düzenleme bugünün konusu değil. Daha önce de zaten bununla alakalı çalışmalar yapılmıştı diye bir açıklama yapmıştı ve ardından da meclisin 15 Temmuz özel oturumundan sonra tatile girmesi sebebiyle 15 Temmuz öncesinde bu konunun kanunlaştırılacağı, meclise getirilip yasalaşmasının beklendiğini ifade etti Sayın Abdülkadir Selvi. Demek ki böyle bir gündem var. Kulislerde bunlar konuşuluyor. Bu konuda bir takım gelişmeler var. Şimdi sosyal medya nedir? Sosyal medya aynen basın yayın organları, televizyon gibi, gazete gibi, dergi gibi aslında bir araçtır. Bakın Bağımsız Türkiye Partisi merhum genel başkanı Prof. Dr. Haydar Başbey'in bu konuda çok önemli bir misali var, bir örneği var. Nedir? Bıçak örneğini sürekli anlatırdı ve şunu derdi. Bıçak annemizin elinde ekmek doğramaya, et doğramaya, yemek, sebze, meyve doğramak için çok güzel bir vasıtadır. Hatta olmazsa olmaz bir vasıtadır. Ama aynı bıçak bir katilin elinde olduğu zaman insan öldüren bir vasıtadır. Peki burada bıçağın ne suçu var? Yani katil onu kullanıyorsa suç unsuru olarak kullanıyor. Ama annemiz onu kullanıyorsa faydalı bir alet olarak kullanıyor. Yine bir misal verecek olursak, bugün hani makinalı tüfek, silah değil mi? Bunlar askerimizin elinde sınırımızı koruyan, ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı koruyan, bizlerin namusunu, geleceğini sağlayan, koruyan bir vasıta olarak duruyor. Ama aynı silah bir katilin eline, bir teröristin eline verildiği zaman insanları katleden bir unsur haline geliyor. O yüzden burada bıçakta, silahta, vasıtada değil sorun. Sorun onu kullananda. Şimdi bizler birileri suç işliyor diye, yanlış yapıyor diye kullanmış olduğu mecranın önünü kesersek, onu kapatırsak, erişim engeli koyarsak, onu devre dışı bırakırsak bir yanlışa, büyük bir yanlışla beraber cevap vermiş oluruz. Hani bizler şimdi sokakta bir adama hakaret etti, belden aşağı vurdu diye sokağa çıkma yasağı mı ilan etmemiz lazım? Bunlar yanlış, bunlar doğru şeyler değil. O yüzden cezalandırılması gerekenler suçlular, cezalandırılmaması gereken sosyal medyadır. Sosyal medya hatta iletişim özgürlüğü açısından,
insanların fikirlerini, duygularını, düşüncelerini aktarması, bilgi edinmesi, bilgi paylaşması açısından çok önemli bir mecra. Çağımızın mecrası. Bu mecranın daha da yaygınlaştırılması, daha da etkin halde kullanılması lazım. Bizler siyasilerimize bunu tavsiye ediyoruz. Şimdi hani suçluların yakalanması konusunda bir problem var mı? Hani diyorlar ya, bizler Twitter'daki, Facebook'taki vesaire sosyal mecralardaki troll hesapların sahiplerine ulaşamıyoruz. Hayır, öyle bir şey de yok. Bakın, bu münferit olay, yani Sayın Bakanımızın yaşadığı olayla alakalı haberleri ben bu konuda ifade etmek istiyorum. Bakın, Albayrak ailesine hakaret içerikli mesaj paylaşan 35 kişi tespit edildi. Bunların içerisinde troll hesaplar var. Bunlardan 16'sı yurt genelinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i polisteki ifadelerin ardından, biri çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişi de ise tutuklandı. 9 kişinin ise adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Tespit edilen hesap yöneticilerinden 4'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, diğer 15'inin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü ifade edildi. Sosyal medya hesaplarından birinin 2017 yılında Konya'da görülen FETÖ çatı davasındaki firari sanıklardan örgütte bölge imam olarak görev yapmış Onur İnceoğlu'na ait olduğu da ortaya çıktı. Şimdi dikkat ederseniz, yani çok kısa bir zaman içerisinde emniyet güçleri çok hızlı bir soruşturma süreciyle beraber 35 kişiyi tespit ediyor, gözaltına alıyor, tutukluyor, yakalama emri çıkartıyor, yurt dışından talep ediyor. Yani dikkat ederseniz, yani suçluların tespit edilmesi konusunda sosyal medya platformunda bir problem yok. O zaman suçlular cezalandırılsın, sosyal medya değil. Bir de tabii bakın, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbeyefendi'nin çok önemli bir, bu noktada yani sosyal medya tartışmalarına çok önemli bir cevabı oldu. Onu da ifade etmek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Niye kapatıyoruz? Dolar yükselince ülkeye mi sokmuyoruz? Yakıyoruz, bitiyor. İsrail can sıkınca kolay yasaklanıyor mu? Döküyoruz, yere bitiyor. Madem beğenmediniz, sosyal medyaya girmeyin, olsun bilsin. Şimdi gerçekten yani araçları cezalandırmak değil, suçluları cezalandırmak. Yani Sayın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı'nın da altını çizdiği konu aslında bu. Burada şununla toparlayalım. Peki insanlarımız niye sosyal medyaya yöneliyor? Yani niye Facebook, niye Twitter, niye Instagram ve diğer sosyal medya mecraları? Çünkü insanımız, bakın, şu anda basın yayın organlarında aradığını bulamıyor. Basın yayın organlarında düşüncelerini ifade edemiyor. Ya da uygulanan bir takım baskılar, bir takım şeyler sebebiyle basın medya organları da görevlerini tam olarak aslında muhalefet olarak olsun veya eleştirel olarak olsun görevlerini yerine getiremiyor. Şimdi bu noktada aslında vatandaşların önünde, insanlarımızın özellikle Z kuşağının önünde düşünceleri özgürce ifade edebilmenin tek platformu kalıyor. O da sosyal medya. Yani insanlar orada kendilerini buluyorlar, kendilerini ifade ediyorlar, fikirlerini, düşüncelerini, eleştirilerini bu platformda paylaşabiliyorlar. Bizler hani insanlar eleştiriyor diye, insanlar muhalefet ediyor diye sosyal medyaya da bir ayar getirmeye çalışırsak, yani niyetimiz buysa, bu çok tehlikeli bir adım olur. Neden? Çünkü insanlar eleştirilerini bir şekilde ifade etmeleri lazım. Yani yanlış gördüklerini mutlaka bir şekilde söylemeleri lazım. Siz bunun önüne kestiğiniz zaman bu çok daha farklı tehlikelere, çok daha büyük patlamalara neden olur. O yüzden siyasilerimize tavsiyemiz şudur. Eleştirilerden korkmayın. Eğer gerçekten bu ülkeyi biz yönetmek istiyorsak, gerçekten bu 83 milyon insanımızın dertlerine derman olmak istiyorsak, dertleriyle dertletmek istiyorsak, lütfen bu 83 milyonun eleştirilerine kulak verin ve bu eleştiriler size engel değil, sizin için aslında doğruya ulaşmada bir basamaktır. Bunları mutlaka görmemiz lazım diyorum.